Evet çocuklar, bir önceki ünite pardon bir önceki dersimizde elektrik iletimi, iletken teller ve yalıtkan tellerden biraz bahsetmiştim. İletken telleri işlemiştik. Yalıtkan maddelerden çok fazla bahsetmedik. İletken tellerin katı ve sıvılarını örnek vermiştim. Yine ondan ne yapalım? Konu tekrar olarak başlayalım. Sonra da dersimize devam edelim. Çocuklar, iletken malzemeler katı, sıvı veya gaz halinde olabilir. Yani maddenin 3 halinde de bulunabilir. Bazı maddelerin saf hali elektriği iletmiyorken onun içerisinde başka bir madde attığım zaman, yani saflığını bozduğum zaman elektriği iyi bir şekilde ne yapabilir? İletebilir. Örneğin saf su iyi bir iletken değilken, yani yalıtkan bir maddeyken, tuzlu su elektriği ileten bir madde haline geliyor. Katılarda ben elektriği iletme durumlarına göre ne yapmıştım? Örnekler vermiştim. Size dedim ki kısaca metaller. Metaller elektriği çok iyi bir şekilde iletir. Bakır, demir, alüminyum, çinko, kurşun, nikel bunların örnekleri ve katı örnekleri çocuklar. Hemen şuraya katıyı ne yapabilirim? Çizebilirim. Gelelim sıvı örneklerine, yani sıvı iletken maddelere bakalım. Tuzlu su, çeşme suyu, limonlu su, sabunlu su, sirkeli su bunlar iyi bir şekilde elektrik iletkeni malzemeleri olarak adlandırıyorum. Eğer sizde bir soruda iyondan bahsediyorsa çocuklar, orada kesinlikle elektrik iletimi vardır diyorsunuz. Bir de gelelim gaz maddelere. Çocuklar, burada önemli bir nokta var. Normal şartlarda hava kesinlikle iyi bir elektrik iletkeni maddesi değildir. Ancak yıldırım ve şimşek gibi şiddetli elektrik enerjisine maruz kaldığı zaman iletken haline gelebilir. Yani çok yoğun bir elektrik akımına maruz kalması gerekiyor ki havanın iyi bir şekilde iletken olması gerekiyor. Bakın burada yeryüzü burası. Çimenler çizmişim. Burada bulutlar var. Hava yağmur yağdığı zaman böyle gük gürlüyor. Ya, ne yapıyor? Şimşekler çakıyor değil mi? Normal şartlarda elektrik iletkeni değilken yoğun akımdan dolayı buradaki oluşan elektrik enerjisi ne yapmış? Yeryüzüne inmiş. Yani bir yerden bir yere akımın iletilmesi var. O zaman yoğun bir akımda ya da şiddetli bir elektrik enerjisine maruz kaldığında hava ne yapıyor? Elektrik iletkeni malzemesi oluyor. Ama ben havayı elektrik iletkeni bir madde olarak almıyorum. Tamam mı? Hava bir elektrik iletkeni maddesi değildir. Ama bir tek özelliği yoğun elektrik enerjisine maruz kaldığı zaman bir yerden bir yere elektrik iletimi gerçekleştiriyor. Mesela size bir devre örneğini vereyim. Basit bir elektrik devresi çocuklar bu. Bakın kablolar birbirine değdiği zaman şu anda benim ne yapıyor? Ampulüm ışık veriyor değil mi? Ben bu bağlantı kablolarını kopardığım zaman şimdi buradan gelen akım bu tarafa geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman ne yapıyor? Ampul yanmıyor. Hava iletken olsaydı şu anda buradan buraya elektrik akımının geçmesi gerekmiyor muydu? Geçmesi gerekiyordu. O zaman nedir? Hava iyi bir iletken maddesi değildir diyorum. Mesela diğer gazın iletkenliğine örnek verecek olursak neon lambalar ya da floresan lambaların içerisinde gazlar iyi bir elektrik iletkeni maddeleri diyorum. Gaz olarak neon lambalarda bulunan gazlar bir de floresan lambaların içerisindeki bulunan gazlar iyi bir elektrik iletkeni diyorum. Gelelim elektrik yalıtkanı maddelere. Elektrik yalıtkanı maddeler elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler diyorum. Yani benim elektrik enerjimi bir yerden, buradaki enerjiyi bir yerden diğer yere taşımıyorsa burada ne kullanılmış? Yalıtkan bir malzeme kullanılmıştır çocuklar. Eğer iletiliyorsa ne diyorum? İletken bir malzeme kullanılmıştır diyorum. Ama iletmiyorsa ne malzemesi var orada? Yalıtkan bir malzeme bulunuyor. Evet. Kullandığımız elektrikli araçlardaki enerjinin bize geçmemesi için dış kısımları yalıtkan maddelerle kaplanır. Şeyden bahsediyor burada çocuklar. Çoğu evlerimizde kullandığımız
elektrik enerjisi malzemeleri var, değil mi? Bunların bazı kısımları iyi bir şekilde elektrik iletiyorken bazı kısımlarında da ne kullanıyor? Yalıtkan malzemeler kullanıyor. Örneğin buradaki devrede hem iletken malzeme hem de yalıtkan malzeme ikisi birlikte kullanıyor. Yani bakın çocuklar, mesela ben buradaki telleri birbirine değdirdiğim zaman ne yapıyor? Devre şu anda ışık veriyor, değil mi? Şöyle tam değdireyim. Devre şu anda yanıyor. Ama ben bunu plastik kısmına değdirdiğim zaman yanıyor mu? Yanmıyor. Metalleri birbirine değdirdiğimde yanıyor. Plastik, yani yalıtkan bir maddeye değdirdiğimde yanmıyor. O zaman nedir? Burada hem iletken malzeme kullanılmış hem de yalıtkan malzeme kullanılmış. Yalıtkan malzemenin burada kullanılmasının amacı koruma amaçlıdır. Mesela televizyonlarınızda ya da kullandığınız tabletlerde, telefonlarınızda şarj ederken kullanıyorsunuz. Ekranlarına dokunuyorsunuz sürekli. Ne yapıyorsunuz? Yukarı aşağı diye oynatıyorsunuz. Eğer orada yalıtkan bir malzeme kullanılmasaydı prizden gelen elektrik enerjisi yüksek bir akım ne yapardı? Size çarpardı. Yani sizin elektrik akımını almanızı sağlardı. Elinizde hemen bir acı hissederdiniz veya çekerdiniz, telefonlarınızı atardınız. Bunun yapmamanızın sebebi oralarda iletken malzemelerle birlikte yalıtkanların da kullanılmasıdır. Neden? Koruma amaçlı çocuklar. Yani her maddenin iletken olması bizim için aynı zamanda zararlıdır. Yani yalıtkanlarla ben iletkenleri ortak olarak kullanıyorum çoğu maddelerde. Yalıtkan maddeler yine katı, sıvı ve gaz hallerinde ne yapılabiliyor? Bulunabiliyor. Bakalım elektrik yalıtkanı olan maddelere. Şimdi elektrik yalıtkanı olan maddeler tahta olabilir, kumaş, sünger, poşet, porselen, cam, kağıt, plastik. Yani metallerin dışında bulunan çoğu maddeler aslında nedir? Elektrik yalıtkanı maddeler olarak adlandırabilirim. Sıvılarda ise elektrik yalıtkanı olan alkol, saf su, şekerli su elektrik yalıtkanı olan maddelerden birkaçı. Elektrik yalıtkanı olan bazı gaz maddeleri ise hava. Şimşek olayını anlatmıştım. Yoğun elektrik enerjisi altında iletken hale geliyor. Ama normal şartlarda yalıtkan bir malzeme olarak alıyoruz çocuklar. Yani yalıtkan diyorum. Hava, oksijen, hidrojen, azot yine nedir? Bir yalıtkan malzemedir. Demin size birkaç örnek vermiştim. Dedim ki size elektrik iletkeni malzemelerle yalıtkan malzemeler nasıl kullanılır? Ortak kullanılır. Örneğin prizleriniz ve prizlerinizde bulunan bağlantı kabloları. Bu bağlantı kablolarının içine bakalım. Dışında ne var? Plastik bir madde var. İçerisinde de bir iletken bir tel var. O genelde nedir? Bakırdır. Bakır bir yerden gelen elektrik enerjisini çok iyi bir şekilde iletilir. O zaman buradaki elektrik enerjisi, şu tarafa doğru çizeyim. Buradaki iletilen elektrik enerjisi sen buraya dokunduğun zaman sana değmemesi gerekiyor. Nedir? Senin ölümüne neden olabilir elektrik çarpması sonucu. O yüzden ben bunun dışını yalıtkan bir malzemeyle kaplıyorum. Yani içinden akım geçiyorken bu akımı dışarı çıkartmıyor. Benim için tehlike arz etmiyor. O yüzden dışını da plastik gibi ne yapıyorum? Yalıtkan bir malzeme kullanıyorken içinde iletken bir malzeme ne yapıyorum? Kullanıyorum. Örneğin prizlere taktığınız fişler uçları iletken bir malzemeyken dış kısmı nedir? Yalıtkan bir malzeme diyorum. İletken tel, yalıtkan kablo örneğini vermiştim. Demin bunu da konuşmuştuk. Bilgisayarlarınız hakkında konuşalım biraz. Şöyle ekranı da sizin için yaklaştırırsam bilgisayarın görüntüsü biraz daha net olacaktır. Evet. Şimdi bilgisayarlarınız bakın burada prize takmış. Yani prizden gelen elektrik enerjisi hem kasaya hem ekrana ne yapılıyor? İletiliyor. Sen sürekli olarak bu malzemelere dokunuyorsun ama sana elektrik enerjisi geçmiyor. Eğer burada iletken malzemelerle birlikte yalıtkanlar da kullanılmasaydı sen bu bilgisayarı kullanamazdın. Sürekli olarak seni elektrik çarpardı, değil mi? Yani ben ne diyorum yine? Elektrik iletkeniyle yalıtkan malzemeler ne yapılıyor? Birlikte
kullanılıyor diyorum. Örneğin ütü çocuklar. Ütüde bakın mesela buraya ben prize taktığım zaman şöyle bir priz takayım. Prize taktığım zaman iletilen elektrik enerjisi içine gidiyor. Ama tuttuğum yerden beni ne yapıyor? Elektrik çarpmıyor. Demek ki yine iletken ve yalıtkanı aynı zamanda ben ortak bir şekilde ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Bakın buraya mesela kadın prize takıyor. Prize takarken onu elektrik çarpıyor. Gördünüz mü? Ütü. Şöyle pardon. Şöyle almam gerekiyordu. Netleştirirsem eğer. Umarım şu anda net bir şekilde görünüyordur. Evet. Bakın kadın prize takmış fişi. Kendisini şu anda elektrik çarpıyor. Neden? Prize takarken şuradaki belki iletken bir malzemeye dokunmuş olabilir. Eli ıslak olabilir. O yüzden onu elektrik çarpıyor. O yüzden ne yapması gerekiyor? Daha temkinli bir şekilde prize takması gerekiyor. Yani şuradaki prizin ucundaki malzemeyi prize takarken dokunmuyorsunuz. Şuralardan tutuyorsunuz. Yalıtkan olan taraftan tutarak yapıyorsunuz. Bir de prize fiş takarken, çünkü çeşme suyu iyi bir elektrik iletkenidir. Ellerinizin ıslak olmamasına özen gösterin çocuklar. Çünkü elleriniz ıslaksa, yani çeşme suyu elektrik ilettiği için bu kadının belki de eli ıslaktı. Buradan hemen ne yaptı? Elektrik akımını almış da olabilir. Şurada tekrar göstereyim. Yani buradaki eli ıslaksa buradaki akımını ne yapmış olabilir? Yine almış olabilir. Çocuklar bazı elektrik enerjileri ise dönüşümlü olarak kullanırım ben. Nasıl dönüşümlü? Şöyle uzaklaştırayım görüntüyü. Dönüştürebilirim. Elektrik enerjisini bir enerji türünden farklı bir elektrik enerjisi türüne dönüştürebilirim. Mesela şöyle yazayım şuraya. Elektrik enerjisini ben nelere dönüştürebilirim? 1. Elektrik enerjisi. Ütüde ne yapıyorum? Gelen elektriği ütüyü ısıtmak için kullanmıyor muyum? O zaman ben buradaki elektrik enerjisini ne kullanıyorum? Isı enerjisi için kullanıyorum. Aynı zamanda bakın fırınlar evlerimizdeki fırınlardan bakın burada bir rezidans var. Elektrik enerjisi geliyor ve fırının içerisindeki yemeğin pişmesini sağlıyor. O zaman ben yine ne yapıyorum burada? Yine ısıya dönüştürmüyor muyum? Dönüştürüyorum. Tost makinelerinde de ısıya dönüştürülüyor. Yine kablolardan iletken malzemeler kullanıyorum. Farklı bir dönüşüm olarak ampuller var. Ne yapıyorum? Elektrik enerjisi buna geldiği zaman bu sefer neye dönüşüyor? Işığa dönüşüyor. O zaman elektrik enerjisi hem ısıya hem ışığa dönüştürebilirim. Ya da hareket enerjisine de dönüştürebilirim. Mesela vantilatörleriniz çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Prize takıyorsunuz. Of, onları fanları şöyle rüzgar gülü gibi ne var fan çizemem ama ben şöyle bir şey çizeyim sizin için. Bu fanın dönmesi lazım değil mi? Yüzünüze üfleyebilmesi için. Yani buradaki elektrik enerjisi onu harekete de dönüştürebiliyor. O zaman elektrik enerjisi diğer farklı enerji türlerine de ne yapabilir? Dönüşebilir diyorum. Bugünlük dersimiz bu kadardı çocuklar. Bir sonraki dersimizde biraz etkinlik, biraz da soru çözümlerinden devam edeceğim.